Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte geometri full tekrar kampında 10. güne başlıyoruz. 10. gün yani bugün paralel kenar günü önemli günlerden biri. Evet 10. günün ilk videosunda yani birinci videosunda ne yapıyoruz? Paralel kenarı şöyle kısa bir özet geçiyoruz. 10 dakikamızı 15 dakikamızı alır. Sonrasında da klasik soruların çözümlerini yapacağız. Yani kitabımızda sayfa numarası 84 85 86 87 88'i hatta belki hani 88'de bitirebilirim. Belki 89'da çözüp öyle de bitirebilirim. O bu videonun böyle akışına bağlı olacak. Duruma bağlı olacak yani. Yani en fazla 89'a kadar diyelim. İşte bu dersimizde bu kitabımızda bunları işleyeceğiz. E hadi bakalım dersimize başlayalım. Paralel kenar adı üstünde. Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgene biz paralel kenar adını veriyoruz. Tanımını bileceğiz. Tanımını da bildikten sonra Üçgenle ilgili kısımları karşımıza soru olarak çıkabiliyor da değil mi? Yani burada üçgenle ilgili kısımlar ne çıkabilir karşımıza? Ya hocam karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğu için paralellik var. Yani büyük ihtimalle benzerlik karşımıza çıkabilir. Oranlamalar verip alan dağıtmalar yine karşımıza çıkabilir. Sonra 90 derece olursa dik üçgen falan filan yine karşımıza çıkabilir. Yani her konu burada karşımıza çıkabilir ama öncelikli olarak Karşılıklı da birbirine paralel olduğu için kelebek ve temel orantı çok fazla karşımıza çıkabiliyor. Hatta oranlım olduğunda o paralelleri biz uzatacağız. Paralel çizme tekniğini zaten daha öncesinde üçgende de öğrenmiştik. Evet burada mesela hala hazırda oluyor. Şimdi köşegenler birbirine ortalar diye başlamışız. Evet karşılıklı kenarlar birbirine paralel tanımından geliyor. Bunlar birbirine paralel ya. Şurada bir kelebek benzerliği çıktı. Kelebekteki oran karşılıklı kenarlarda birbirine eşit ya. Paralel kenarda. E, hocam birebir, ev uzan birebir, birebir. Dolayısıyla köşegenler birbirini ne yaptı? Ortaladı. Sonra karşılıklı kenarlar paralel olup köşegenler birbirini ortalar. Tamam bunu söyledik. Şimdi karşılıklı açılar birbirine eşit oluyor ve ardışık açılar da toplamları da 180 derece oluyor. Çünkü burada bir U kuralı var. Toplamları 180 olacak. Yani alfa artı beta buradan ne olacak? 180 olacak. Yani ya da Burası alfa açısıysa buraya ne dersin? 180 eksi alfa dersin. Hocam şurada da bir u kuralı var. O zaman şu ikisinin toplamı 180 olacağından burası da alfa olacak dersin. Ne oluyor burada? Karşılıklı açılar birbirine eşit oluyor. Ardışık açılar toplamı da 180 derece oluyor. Sonra şöyle bir kural var. Ya böyle bu orta noktalar alındığında bak şu köşe gelinler çizildi. Yani bunu kural olarak bilme bence. Ya bunun ispatı önemli. Bence ispatı önemli. Şu şekilde olduğunda. Böyle orta noktaları aldığın zaman şurası ne oluyormuş? 2x, 2x, 2x diye 3 eşit parçaya ayrılıyormuş. Bunun ispatı nereden geliyor biliyor musun? İspat tekniği zaten çok önemli. Hocam köşegeni çizecek olursak eğer şimdi dikkat et bu kenar ortay e, köşegende şöyle şöyle eşit değil mi? Eşit. Aa hocam bu kenar ortay, bu kenar ortay. Burası ağırlık merkezi oldu. Nerede? Şuradaki üçgende. Madem ağırlık merkezi o yüzden 1'e 2 oran vardır burada diyeceksin. Yani x'e 2x olur burası. Çok güzel. E burası 3 xken Bak dikkat et burası 3 xgen yani. Burası da 3 x olacak. Bu da kenar ortaya kenar ortaya olduğundan 1'e 2 oran. Burada da ağırlık merkezinden dolayı sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Ya yani nereden çıkıyor ispatı? Ağırlık merkezinden çıkıyor. Bunun ispat tekniği burada yine bizim için önemli. Çünkü sorularda alanla da ilgili bir soru geldiği zaman alan paylaştırmasını da çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Nasıl paylaştıracaksın alan paylaştırması? Bir üçüncüyü çizersin. Burada da bir üçüncü ağırlık merkezini çizersin. Kenar ortaya çizersin. Bak Hocam S S S S S S S 6S oldu. S S S S S S S 6S oldu. Gördün mü? Şurada böyle bir formül falan veriyorlar. S 2S 2S 2S. Ondan sonra S 2S 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 şeklinde ama bu formülü ezberlemeye gerek var mı? Yok. Bu şekilde ispat tekniğiyle bunu yapabilirsin. Sonra yamukta da söylediğimiz bir şey vardı. Açı ortaylar nasıl kesişiyordu? Dik ve orta taban üzerinde kesişiyordu. Ya dik kesmesi A A B B'den geliyordu 90 derece. 2 artı 2 ve 180 olmasından 90 oluyor. Z'den dolayı bak çizgi açısı. Z'den dolayı bak nokta açısı. Hocam noktaya nokta x kenarlık çizgiye çizgi x kenarlık muhteşem şu sağlandı. 90 derece olması oradan da geliyor. E paralel çizildiğinde de ort taban olması da bu şekilde. Ya da ikinci tekniği de şu. E hocam açı ortayda kollar açısından dikmeler yaparsam kollar açısından dikmeler birbirine eşit ya. Hocam şurada da açı ortayda kollar açısından dikmeler birbirine eşit. Aa gerçekten de ne oldu? Hocam burada şu açı ortaylar dik kesti ve orta taban üzerinde kesti. Yani şuradan biz bir paralel çizecek olursak şuradan bir paralel çizecek olursak ama 90'ın içinden geçecek şekilde bir paralel çizecek olursak bu orta taban çizgisi olmak zorunda bunlar eşitse şunlar da birbirine eşit olur diyeceğiz. Yani burada şunların üçü de birbirine eşitlik ispat teknikleri de işimize yarıyor bu arada. burada e, ee, orta taban olması Kalenin orta taban olması. Orta taban olması. Buradaki şu 3 tane eşitliğinde birbirine eşit olması. Ama biz burada ne yapıyoruz hep? Her zaman söylüyoruz. ispat bizim için önemli. Mesela şu var. Buradaki formülde bir köşegeni kesip geçen bir doğru olduğu zaman. Kelebek benzerliğini ve temel orantıyı biliyorsan rahat bir şekilde yapabileceğim bir konu. Ne bu? <laughs> Hocam x'in karesi a çarpı a artı B eşit. Köşegene kadar kesip geldiği zaman bu uzantısına kesiyor ya. x'in karesi bu diğerlerinin karesi çarpımı. X kare eşittir. A çarpı A artı B oluyor. Ama ben bunu sorularda bu şekilde formülle mi yapacağım? Hayır. Bu formülü ezberleme. Biraz sonra sorusunun üzerinden geçeceğiz zaten. Sorusunu yaparken de ne kadar kolay olduğunu da göreceksin zaten. Tamam mı? Hiç sıkıntı yapma bunu. Gelelim şuna. Ama bu bunu bilseniz iyi olur. Bunu bilseniz iyi olur. Çünkü şöyle dışarıda bir doğru varsa paraya kenarın dışında bir doğru alındığında her köşeden de o doğruya paralel doğrular çizildiğinde bu paralel doğrular dik de olabilir. Bu yani aynı doğruya dik olan doğrular zaten paralel doğruda oluyor. Genelde dik olarak da veriyorlar. Ama paralel olarak alın. Şu paralellerin toplamında ne oluyor biliyor musun? Karşıtlı kenarların toplamları. Yani A'dan ve C'den çizilen. Yani AE artı CK ne eşit olacaktır? Diğer karşıtlı köşelerden çizilen. Yani D ve B'den çizilen. DF artı hop diğerde de BH'a eşit olacaktır. Ya bununla ilgili soru ÖSYM tarafından soruldu mu soruldu. Son 12 yılda 3 defa sorusu geldi. Ama ispat tekniğiyle de yapılabiliyor. Üçgendeki ispat tekniğiyle de yapılabiliyor. Hani bilmeseniz de olur ama bilirseniz daha hızlı hareket edebilirsiniz. Sınavda da çıkmışlığı var. O yüzden bilecekseniz özellik anlamında sadece bunu derim. Tamam. Evet. Karşıtlı şu. Karşıtlı köşelerden çizilen uzunlukların toplamları birbirine eşit oluyor. Bunu da unutma. Peki şuraya geldik. Ee, alana geldik. Hocam alan dediğimiz şey paralel kenarda alan. Taban çarpı tabana ait yüksekliktir. Yani A çarpı H A'ya eşittir. E hocam B var. B tabanına ait yükseklik bu değil mi? B çarpı H B'ye de eşittir aynı zamanda. Ha bir de A var B var. Alfa var. Hiç bunu yazmıyorum bile. Üçgende bile sinüs alfaya karşı olan ben Burada bunu yazar mıyım? Yazmam. E niye? Hocam şöyle yaparsan şu üçgenin alanı zaten A çarpı B çarpı sinüs alfa bölü 2 ya. Hocam bu üçgende iki tane var. A çarpı B çarpı sinüs alfa da diyebilirsiniz. Hadi yazayım hadi A çarpı B çarpı sinüs alfa da diyebilirsiniz. Ama bunu böyle ezberle bak kardeşim. Tabağın ve tabana ait yükseklik. Tabağın ve tabana ait yükseklik alan. Ya hocam niye tabağın ve tabana ait yükseklik? Şöyle ee, şu üçgenin alanı nedir? Hocam A çarpı H bölü 2. E burası da A ya. Buradan çizilen yükseklikte H A ya a çarpı aşağı bölü 2 a çarpı aşağı bölü 2 topla a çarpı aşağı yapıyor zaten ispatı bu. Yani kısacası taban çarpı tabana ait yükseklik. Özellikle özel bir açı varsa ya da 90 derece varsa bunu kullanıyoruz. Bunun yanında alan dağıtmaları da biz çok fazla kullanıyoruz dostlar. Alan dağıtmalarda da e, ilk önce temel yapıları bilmek lazım. O temel yapılar burada da verilmiş mi? Ben şöyle temel yapıları şöyle şey göstereyim. Temel yapılardan birincisi şu ee, birincisine şu köşegen çizildiği zaman iki eş parçaya bölüyor. <laughs> Çok pardon. Yani bu köşegen çizildiğinde iki eş parçaya bölüyor. Hatta ikinci temel yapı da şu. Diğer köşegenleri çizdiğin zaman da 4 eş parçaya bölüyor. Yani şu alan tüm alanın yarısı oluyor ya köşegen çizildiğinde. Ee, iki köşegen çizildiğinde de dörtte bir oluyor. Niye? Köşegenler birbirini ortalıyor. Alan dağıtmayla da gidebilirsin. Çizildiği kalan A ise alana Çift çizdiği A ise çift çizildiği A. E, çizdik A ise çizdik A deyip bak dörtte biri olduğunu bilebilirsin. Yani bir köşegen çizildiğinde tüm alanın yarısı yapıyor. Bir üçgenin alanı. Sonra iki köşegen çizildiğinde bir alan tüm alanın kaçta kaçı yapıyor? Dörtte biri yapıyor. Bak bu temel yapılardan biri. Sonra o temel yapılardan biri burada var mı diye bakıyorum. Yok şu temel yapılardan biri olarak mutlaka şunu da bilin. Hocam temel yapılardan biri sınavda da karşımıza çıkabilir. Bu alanda tüm alanın nesidir? Dörtte biridir. Hocam bunu bilmesek de kendimiz çıkartabilir miyiz? Tabii ki çıkartabilirsiniz. Çift çizdeki alan A ise çift çizdeki alan A. Burası 2A iken bak burası da 2A oldu mu? Oldu. Yani bu da 4'te bir oldu. Temel yapılardan biri olarak aklımızda kalsın. Bu kısım gerçekten çok önemli. Şu temel yapılar. Hatta temel yapılar içerisine bir de bunu alacaksınız. Bir de bu. Bu nedir? Bu alan da tüm alanın yarısıdır. Yani tüm alan yani tüm alan ABCD S ise burası da S 2'dir. Hatta buradaki alan yarısı ya e, geri kalan parçalar da tüm alanın yarısı yapar. E, burası A burası B ise hatta burası da A artı B de diyebiliriz. Yani alan ABP üçgeni ne eşittir? Alan ABCD'nin yarısına eşittir. Bak bu da önemli. Şurada herhangi bir oran olmadığında bu şu şekilde olduğunda da tabii ki bu alan yenidir Tüm alanın yarısıdır. Hatta burası e, S1 burası S2 ise burası da bu yarısı ise geri kalanlar da tüm alanın yarısı yapar. Ee, o zaman burası da S1 artı S2 yapar diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Evet bunu da unutmayın. Biz buna hatta 5 yıldız koyuyoruz. Çünkü sorularda şu temel yapılardan yapamadığın sorularda alanda atarak yapamadığın sorularda mutlaka büyük ihtimalle soruda bu vardır. Çok önemli olduğundan dolayı değil. Soruyu yapamadığında bunu düşün diye 5 yıldız koyuyorum ben. Tamam. <laughs> Geldik bir sonrakine. Burada da karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşit oluyor. Yani S1 artı S3, S1 artı S3 eşittir S2 artı S4 yapıyor. Ve bu da tüm alanın yarısı yapıyor. Şu karşılıklı alanlar toplama. Yani alanın yarısı yapıyor. Yani alan ABCD'nin yarısı yapıyor. Niye hocam? Çünkü, 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 çünkü. Bir gel sana burada göstereyim. Şurada bir üçgen var. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle. Bak kardeşim şu üçgenlerin alanlarına bakarak yorum yapayım ben şimdi. Burası S1 burası S3 ya. Şuradan bir paralel çizecek olursan. Aa hocam şu S1. Şu 2 S1 yapmaz mı yarısı olduğundan dolayı? Evet burası 2 S1 yapar. Hocam burası S3. Hop şu 2 S3 yapmaz mı? Gerçekten S1 artı S3 gel. Tüm alan 2 S1 artı 2 S3 yaptı. Tüm alanın yarısı oldu şu ikisinin toplamı. E aynı şeyi ben şunda da söyleyebilirim tabii ki. Aynı şeyin lacivertini şuraya çizeyim. Hocam bu S2 ve s 4 ne de söyleyebilirim. Şuradan paraya çizdiğim zaman bak dikkat et bu alan ve şu alana dikkat et. Hocam S2 iken burası 2 S2 yapıyor. Burası 2 S4 yapıyor. Ha böyleyken de tüm alan 2 S2 2 S2 artı 2 S4, 2 S4 yapıyor. Yani tüm alanın yarısı yapıyor. Ha. O zaman şu ikisinin toplamı tüm alanın yarısı. Bu ikisinin toplamı da tüm alanın yarısı. E dolayısıyla bu karşılıklı alanlar toplamları eşit ve tüm alanında nesi yapmış oldu? Yarısı yapmış oldu. Biz buna da ne koyuyoruz? 3 yıldız koyuyoruz. Böyle sıkıştığımız zaman ilk önce 5 yıldıza sonra şu 3 yıldıza bakıyoruz dostlar. Tamam? Evet, şöyle bir şey olduğunda da bu S2S2S3S diye bir formül verilmiş. Bunu bu şekilde ezberleme. Bunu yaparken şöyle yap. Farklı oranlamalarda olabilir. Oranlama derken A A buraya da B B diyelim. Burası 2A, burası da 2B oldu ya. Bu köşelerde oluşan üçgenlerde bak kök yani paralel kenarın köşesine ait oluşan üçgenlerde alanları yazarken katsayılar çarpımıyla doğru orantılı yazabilirsiniz. 1 kere 1 1 1 s a b yani 1 s 2 a b 2 s 2 a b 2 s yazdın. E hocam paraya kenarda ne yapacaksın? Paraya kenarda da hani biz üçgenlerde ne demiştik? 2A, 2B. Hocam şu üç, köşegen çizimde ne oluyor? Bir üçgen. Hatta şu köşeye ait üçgen. 2 kere 2, 4 oluyor. Hocam burası 4s burası da 4s olacak. Tüm alan kaç S olacak? 8s olacak. He, o zaman şunu diyebiliriz. Üçgenlerde köşelerde katsayılar çarpımıyla doğru orantılı olacak şekilde yazarken, paraya kenarın tüm alanı yazarken de katsayılar çarpımının 2 katı şeklinde yazabilirsin. Bunu bu şekilde yazdıktan sonra ne çıkıyor? 2 kere 2 4 tüm alan 8s çıktı ya. Hocam burada 2 3 4 5s buradaysa tüm alan 8s ise buraya da 3s kaldı diyebilirsin üçesi de bu şekilde yazabiliriz. Tamam. Bu da önemli. Özellikle farklı oranlamalar olduğu zaman bu işimize bu şekilde yarayabiliyor. Nereden geliyor bunun ispatı? Sinüs alan formüllerinden. Sinüs alan formüllerinden geliyor, haberiniz olsun. Sonra hocam şu büyük paralel kenarda şöyle iki tane paralel kenar olduğu zaman e, bu alanlar birbirine eşit. E, çok kolay sebebi şu büyük paralel kenarda şunlar paralel kenarsa tabii ki e hocam burada kalan A ise burası A'dır. Burada kalan B ise burası B değil midir? Yarı alandan dolayı. Evet. E büyük paralel kenarda hocam bu A artı B artı S. E, diğer yarısı da A artı B artı S olmak zorunda. O yüzden A'sı B'si burada. Burası S ise eğer. Burası da A'sı B'si varsa buraya da ne kalıyor? S alanı kalıyor mu? Kalıyor. Bunu da genel şeyden bulabilirsiniz. Sıkıntı yaşamadan. E, bildiğimiz şey, işlemlerden bulabiliriz. <laughs> Geldik buraya. Bir köşegen çizildiğinde de paralel kenarda yani şu aynı tabana ait karşılıklı köşelerde üçgenler oluşturulduğu zaman bu alanlar birbirine eşit oluyor dostlar. Bak şu kırmızıya ait SSS, şu da maviye ait P'ye P alanları birbirine eşit oluyor. Sebep nedir diye soracak olursanız hocam bunun sebebi de şu. Sebep karşılıklı şuradaki yükseklikle buradaki yükseklikler birbirine eşit olduğundan dolayı. Niye hocam? Şu paraya kenar alanın yarısı ya taban kırmızı artı mavi yüksekliği çizgiyken bu da paraya kenar alanın yarısı taban kırmızı artı mavi yükseklikte çizgi olmak zorunda. Yükseklikler eşit olduğu için kırmızı tabanına ait yükseklik burada bu üçgende. Bak 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 şu üçgende. Kırmızı çarpı çizgi bölü 2. E, bu üçgende de aynı şekilde kırmızı taban çarpı çizgi bölü 2 olduğundan e, bu alanlar birbirine eşit diyoruz. İspat tekniklerini göstereyim ki kafada bir soru işareti kalmasın. Sonra e, burada şununla ilgili bir formül var. E, ne diyeceğiz burada? Ya hocam yamuğun alt tabanı ve üst tabanı ile alakalı bir şey olduğunda. Hani burası A burası C'yken. Şurası da x X'e. Alt taban artı üst tabanlarla doğru orantılıdır. Yani A artı C alt taban artı üst taban. Yamuğun alanıyla e, paraya kenarın alanına oranlarken paraya kenarda da alt taban artı üst taban şeklinde de. Yani direkt X değil. Yani X artı X. Bu neye eşit oluyor? Yamuk alanı bölü paralel kenar alanına eşit oluyor. Paralel kenar alanına eşit oluyor. Ne o? Alt taban artı üst tabanlarla doğru antılı. Sonuçta paralel kenar da bir yamuktur. Yamuğun tanımı neydi? E, e, neydi? İki kenarı paralel olan değil mi? En az iki kenarı paralel olan dört geldi değil mi yamuk? E, paralel kenar da iki kenarı paralel, olda, par, iki kenarı paralel olduğu için bu bir yamuktur. O yüzden yamuktaki şu özellik sağlanıyor. Aha, alanı alt taban artı üst taban çarp yükseklik Bölü iki geldiği için o yüzden bu yamukta A artı C bölü öbüründe de X artı X yani 2X yapıyor. Yamuk bölü paraya kenar alanı oluyor. Ya da ne yaparsın? Hocam yamuğun alanı derken şurada şuraya bir H dersin. Alt taban artı üst taban çarp yüksek bölü 2 kullandın. E paraya kenarının alanında X çarpı H bu X çarpı H'ı kullanırsın sadece. Oranlıktan sonra oradaki alan oranlamaları gelecektir. Ya da şu şekilde C ve A belliyse şu M A uzunluğu nB B uzunluğu falan filan belliyse alan dağıtarak da işlemler yapabilirsiniz. Yani ne demek istiyorsun hocam şu şekilde demek istiyorum. Atıyorum bak 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 şuraya dikkat et. Bak burası 1 burası 5 burası 2 burası 2 burası da atıyorum kaç olsun ee, şurası 3 olsun burası da kaç kalıyor 5 7 9 4 5 kalıyor buraya da. Bu şekilde böyle alan alan gördüğün zaman alan dağıtımı da yapabilirsin ters düz üçgenlerde de. Yani şu şekilde hocam 1'deki alan A iken 5'deki alan 5A diyebilirsin. Paralel doğrular arasında yüksekler aynı olduğundan dolayı. E 5'deki alan burası da 5A. Hocam şöyle 3'deki alan 3A. E, Tabi şu 5'deki alan 5A olacak. 2'deki alan 2A. 2'deki alan 2A diye bu şekilde de alan dağıtımları da yapabilirsin. Bu şekilde de alan dağıtımı yaptıktan sonra sonuçlara da rahat bir şekilde ulaşabilirsin. Evet Paralel kenar biraz şey kısmı uzun sürdü galiba ama ispat teknikleriyle gidiyoruz değil mi? Evet şimdi geldik eşkenar dörtgen. Paralel kenarın özel bir hali. Ya bütün kenarları birbirine eşit olan paralel kenara biz ne diyoruz? Eşkenar dörtgen adını veriyoruz. Hocam eşkenar dörtgen. Paralel kenarda köşegenler birbirini ortalıyordu ya. Hocam o zaman ne oldu? İkiz kenarda çizilen kenar ortay. Aynı zamanda açı ortay aynı zamanda yüksekliktir. Dolayısıyla ne oldu? Es, ekstradan köşegenleri dik kesti ki bu çok önemli. Köşegen verildiğinde diğer köşegeni de sen çizeceksin. Bir de köşegenler açı ortaya geldi. A buradan da alanla ilgili bir şey söyleyecek olursak yazılmış mı burada yazılmamış. Alan dediğimiz şey nedir? Taban çarpı yüksekliktir. Evet doğru. Alan A çarpı H'tır. Hatta aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz. Bak şuraya yazayım. Alan A çarpı H a eşittir alan dediğimiz şey a çarpı h'tır. Bak taban çarpı tabana ait yükseklik. Bu da taban çarpı tabana ait yükseklik. Aa, buradan hatta şu olayı çıkartıyoruz. Hocam eşkenar dörtgende çizilen yükseklikler birbirine eşit olmuş oldu. Çünkü bunun alanı a çarpı h. ve taban yine a ya eşkenar dörtgen olduğundan a çarpı h olduğundan burası da h. Bak yükseklikler ne oldu birbirine eşit oldu. Bir de alan olarak şunu söyleyebiliriz. Köşegenler dik kestiği için Köşegenler çarpımının AC çarpı BD bölü 2 değil miydi? Köşegenler çarpımının yarısı değil miydi? Köşegenleri dik kesen bir dörtgenin alanı. Evet. Dolayısıyla bunun da alanı köşegenler çarpı bölü 2 diyebiliriz. Ya da hocam bir tane üç, üçgenin alanını bulup sonra bu dörtle de çarpabiliriz. Çünkü buradaki kalan A iken diğerleri de A, A, A olduğunu biliyoruz. Yani eşkenar dörtgende özel olarak sadece köşegenlerin dik kesmesini bil. Köşegenler açı ortaya olduğu zaten kendiliğinden çıkıyor. Yani köşegenler dik kesir ve köşegenler açı ortayı bil. Sonrasında kendiliğinden her şey geliyor. Bir de ekstradan neymiş? Yükseklikle alakalı bir şey verildiği zaman şu yükseklikler birbirine eşit. Bazı özel sorularda da bunlar karşımıza çıkabiliyor. Evet gençler böylelikle tekrarımızı yaptık mı? Yaptık. Şimdi sırada ne var? Soru çözümleri var. E o zaman hadi bakalım soru çözümlerine başlayalım. ABC'de paralel kenar 2, 4 ve 10 verilmiş. DE uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Şimdi karşılık kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet burası da 10. Yani ben şuraya 10 eksi x diyebilirim. Ya da direkt ben buraya y diyeyim. Y'yi bulursam x'i bulur muyum bulurum. E burada ne var? Kelebek. Baksana karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam 2 bölü 4. 1 bölü 2. E o zaman 1'e 2 orandan dolayı burası 5 yapar. E tamam ondu. O zaman burası da 5 yapar. Yani cevap C yaptığı birinci soruda. 2'ye geldik. Açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik ve orta taban. Bunu bilelim. Bak yamukta da kullanıyoruz. Dik ve orta taban. Bu arada şunlar da paralel verilmiş. Orta taban çizgisi de paralel ya. Bunun uzantısı da ne olmak zorunda? İşte orta taban olmak zorunda. Paralel olduğu için. 5, 5. Hatta muhteşem üçlüden dolayı eşit eşitken burası da olur. 5 oldu burası. E abi isteniyor. 7, 5 daha 12. E o zaman burası da 12. Cevap 12 yapar. Yani ikinci soru denizli oldu. Çe geldik açı ortaylık varsa bak paralellik ve açı ortaylık varsa Z'ye dikkat lütfen Z'ye dikkat Z'den dolayı hop çizgi açısı bak çizgiye çizgi ikiz kenar 13 sonra e, tamam 13 ise tamam 13 karşılıklı kenarların birbirine eşitliğini kullanıyoruz e, buraya ne kaldı o zaman 8 kaldı hocam şurada kaç ortaylığı kullanayım burada da şöyle bir Z kuralı yok mu var işte hem paralellik hem açıortaylık ortaylık olduğunda Z'ye dikkat. Z'den dolayı x kenarlık bulduk Bak nokta nokta oldu. X kenar oldu burada da. Yani şurası da 8 8 oldu. Şimdi bizden AD x isteniyor. Burası 8 ken burası da 8 mi oldu? Evet cevap 8 yani denizde oldu. Üçüncü soruda. Geldik 4'e. Açı ortaylık var. Hemen Z. Z. Arkadaş bir kere 7. Bunun da tamamının 7 olduğunu biliyorum ben. Hocam noktaya nokta oldu. A, A, A artı 2 iken artı 2. Iki. İkiz kenar çıktı burada bak. İkiz kenar. A artı 2. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. A artı 2. Hocam Z'den dolayı burada da bir çizgilik oluştu. Bak burada da bir ikiz kenarlık oldu. A bak çizgiye çizgi. A artı 2 ise A artı 2 olacak burası da. E bunun tamamı A artı 2 ise e o zaman burası da olur. E ne oldu? A 2 A yani 2 A artı 2 eşittir 7'den. 2a eşittir 5 mi geldi? Evet. 2a eşittir 5 geldi. Şimdi bizden çevre abc de isteniyor. Hocam 2a 5 ise a'yı da buradan 5 bölü 2 yani 2.5 olarak buluruz. Şu 2,5'u yazarsam şurası 4.5 yapar. Hocam burası da 4.5 yapar. Bizden ne isteniyor? Çevre. Çevreyi yazalım. Çevre de. 7 burada 7 burada 14 artı. E, burası 4.5 burası 4.5 toplam 9. Topladığımız anda kaç yapar? 23 yapar. Yani dördüncü soru Cihan olur. Geldik 5'e. Aa, açı ortaylar nasıl kesir? Dik kesir. E hocam dikten dik çizilmiş bir kere öklüt bantısı var burada. E ne bu öklüt bantısı? H kare eşittir. P çarpı K. O zaman P çarpı k yazdık. Yani 16'yı yazdık. H'ı da buradan kaç bulduk o zaman? 4 bulduk. Evet H4. Aa bizden şu uzun ikisini. E ne yapacağız şimdi? Bak dik ve ortamın üzerinde kesmesi falan filan bir işimize yaramıyor. Yani öyle ispat teknikleri yani şeyler bir işimize yaramaz. İşte kuralları ezberleyeyim, kurallardan yapayım şeklinde gittiğimiz zaman sıkıntılar yaşayabiliriz. Yapamayabiliriz. E ne yapacağız ispat tekniklerini bileceğiz. E benden şu yükseklik isteniyor. Şimdi burada açı ortay kola dik mi çizilmiş? Evet şuradaki dik mi isteniyor? E ne yapalım? Diğer kola da ben bir dik çizsem şöyle. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşitti. E hocam şu, şu birbirine eşit 4 olacak. E hocam burada da çortay kola dik çizilmiş. Diğer kola da ben bir dik çizsem şöyle. Bununla da bu eşit 4. E ne çıktı burada? Hocam 4, 4, 8. Vay burası 8. Gördüğün üzere 8 oldu burası. Yani örnek 5. Edremit oldu. Geldik örnek 6'ya. Paralel kenar. Tamam ne güzel. Bak kara uzunluğu isteniyor bizden. E hocam direkt 6'nın karesi bu çap tamam mıydı? Köşe geldi kesip geçen bir doğru olduğu zaman köşegene kadar olan kısmın karesi diğerlerinin böyle tekrarlı olarak çarpımları şeklinde diyorduk. Ama bu şekilde yapmayacağım. Kesinlikle. Unutulabilirsin bunu. E ne yapacaksın hocam? E, ya hocam 6 ve 4 var. Sayılara yoğunlaş. Ya bak 6 ve 4 sayılarına yoğunlaşırsan ne var burada? Kelebek var. Şu kelebekten yapabilirsin. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam 3'e 2. Yazarsın 3'e 2'yi. Hocam burası 3A burası 2A. Bunu yazarsan böyle yok. Yukarıda e, yukarıdan aşağı 3 e 2 olacak. 3A 2A bunu yazarsan sonrasında şu kelebeğe dikkat edersin. Hocam a kelebek e, 3'e 2 oran olacak. E, burada da 3'e 2 oran olacak deyip oradan yapabilirsin. Ya da e hocam 3'e 2'yi yazdın ya burası 3 ense burası 2 en yazabilirsin. 3 ense 3 en ya burası da 3 en olması için en kaldı buraya. Burada da şu paralelliğe bakarak temal orantıdan da yapabilirsin. İstediğin yerden yap. Ama kelebeği fark etmek daha kolay oluyor. O yüzden şu n'den değil de ne yapalım? 3'e 2'yi yazdıktan sonra bir de şu kelebeğe bakalım diyelim. Şöyle şu kelebekten yola çıkalım. Bu kelebekteki oran 2 bölü 3. 2a'nın 3 aya oranı eşittir. Soldan sağa, soldan sağa 6 bölü 4 artı x'tir. 3 katı 3 katı olacak. 4 artı x eşittir. 9 olacak. X de buradan 5 olarak bulur muyuz? Buluruz. İşte benzerlik. İstediğin şekilde benzerliği uygula. Formüle formüle kurala morala gerek var mı? Ya, şekil da gözüküyor. Gerek yok. Yok. Evet örnek 6'yı bu şekilde bulduk. Ve kalemi seçemedim ha. Ve geldik örnek 7'ye. Şu küçülmüş mü? Evet bunlar küçülmüş galiba. Hop şöyle büyüteyim. Şu daha büyük olsun. Niye biraz öncekileri küçük çizdiysem? Hadi bakalım neyse. Örnek 7'deyiz. Avucam neydi bunlar? Şu 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 birbirine eşit diyorduk değil mi? E nereden geliyordu? Bak bak BG ile şimdi şu orta noktalar olduğunda FH uzunluğu X artı 2 verilmiş. X artı 2. HC uzunluğu da 3Y eksi 9 verilmiş. Arkadaş bu böyle orta noktalar olunca şu üç parçaya bölünüyordu. İspatıyla yapayım sana bunu. Bak şimdi şu diğer köşegeni çizecek olursam. Kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi oldu. Hocam 6 ise burası 3 oldu. 1'e 2 oran oldu. E, hocam burası 9 iken burası da 9 olacak. Ve burada da yine aynı şekilde e, kenar ortay kenar ortay ağırlık merkezi oldu. Yani 1'e 2 oran 3'e 6 olacak. Yani yani 1'e 2 oran 9 ya. O yüzden 9 olduğu için e, 9'u 3'e böldüm. Kısa parçası 3. Burası 6 oldu. E neyse hocam x artı 2 6'ya eşit olacak. İspat tekniğiyle yaptım. X'i 4 buldum. 3y 9 da 6'ya eşit olacak. 3y 15'e eşit. y de buradan 5'e eşit olacak. Bizden x y isteniyor. Yani x 4, y de 5 çarpımları da 20 yapar. Örnek 7 Denizli çıkar. Geldik örnek 8'e. Şekilde verilen paraya kenar biçimindeki parkın köşelerinin şu, paraya kenar biçimindeki bir park var. Köşelerini Doğrusal şekilde uzanan yola olan uzaklıkları A köşesinin 140. A köşesinin 140. Bu yola olan uzaklığı arkadaş. Yola olan uzaklığı. Şu, tabii şu yolu da şöyle uzantısı şöyle gösterelim. Buraya olan uzaklığı bu. Uzaklık dediği dik uzaklıktır değil mi? A köşesinin ondan sonra C köşesinin uzaklığı. Ondan sonra D köşesinin uzaklığı. Sonra B köşesinin uzaklığı. İşte şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi A köşesinin 140 metre. B köşesinin 290 metre C köşesinin 220 metre olarak verilmiş. E arkadaşlar paralel kenardan neydi? Karşılıklı köşelerden çizilen şu uzunluklar toplamları dışarıda bir doğru verildiği zaman paraleller çizildiğinde. Burada da dikmeler uzaklık dediği dikme ya bunlar birbirine eşit. Yani 220 artı 190. 220 artı 190 eşittir. 140 artı x midir? 140 artı x'tir. E, 140 buraya yazsam 190'dan 140 çıksa 50. E, bu da 270 mi yapıyor? 220 artı 50 de 270 yapıyor. X'i böylelikle 270 olarak buluruz. Zaten bizden de o isteniliyor. Cevap 8. soruda Edremit oldu. Geldik 9'a. Açı ortaylık var bir kere. Hemen Z'den dolayı hocam nokta açısını koyalım. Bak 90'lık var burada. Hocam burası da 90. 90 varsa şöyle Z'den dolayı bak burası da 90 oldu mu oldu. Eksik parçaları böyle bir tanımlayalım. Paralel kenarın tanımını kullanarak tanımlayalım. E hocam 12 ise bak burası da 12 yazdık. Bu arada noktaya nokta gördün. Ne çıktı burada x kenar? 8 burası. E hocam 8 ise burası da 8. Aa burada bir dik üçgen var. Pisagor bağıntısından şurayı bulabilirim. Hatta 90'ın karşı 8 kenar hangi açının karşı 4'te özel bir üçgen. 30-60-90 üçgenin 30 derecedir burası. 30-90-60 oldu. 30'un karşısı 4 60'ı karşısı 4 köküç olur. Alan ABC'de isteniyor bizler. E, taban belli. Taban 12. Alan da belli o zaman. Taban belli. Yüksekliği de bulduk. Yükseklikte 4 köküç. 3. taban çarp tabana ait yükseklik. Yani 12 çarp 4 köküç. Kaç yapıyor? 48 köküç yapıyor. Örnek 9 böylelikle Edremit çıktı. Geldik örnek 10'a. ABC'de paralel kenar ve oranlama verilmiş. Şunlar birbirine eşit ve burası 3A burası 2A verilmiş. Evet yazıyoruz hemen. A E uzunluğuna 3 A buraya da 2 A diye diyeceğiz ama o zaman burası hocam ne oluyor? Ya burası 5 A bölü 2 5 A bölü 2 oluyor. E o zaman 2 katını al. Şurası 6 diyelim. Buraya da 4 A diyelim. 10 A iken buralarda 5 A 5 A olsun mu olsun? E alan verilmiş. Arkadaşlar bu şekilde bir oranlamaları olduğu zaman alan dağıtımını rahat bir şekilde yapabiliyorduk. Üçgen oluştur kardeşim. Şöyle üçgen şöyle üçgen. 5'teki alan 5 A ise paralel ya karşılıklı kenarlar. Yüksekleri değişti ya. O yüzden 4'te kalan 4A diyebiliriz. 5'te kalan 5A. Ters düz olsa bile üçgenler bu şekilde diyebiliriz. iki paralel doğru arasında. Altta kalan da 6A diyebiliriz. Alan EFCD şu yani 9A'yı bize 18 vermiş ise A'yı buradan 2 buluruz. A'yı 2 bulduktan sonra ABFE yani 11A isteniliyor bizden. A yerine 2 yazarsak Cevap böylelikle kaç yapar? 22 yapar. Örnek onu Balıkesir buluruz. Geldik örnek 11'e. Bak. Ele, E, ele, ele, ele e e yazıyorum. Ele ve C de. Hocam burası 2 A iken burası 3 A verilmiş. Fatma Kara 3 B iken Ali Bey uzunluğu 5 B verilmiş. E hocam 5 B 3 A bunlar birbirinin tıpkısının aynısı olmak zorunda. Paralel kenarda karşı. kenarlar birbirine eşit olduğundan. 5'e 3 15 ile birleşiyor. Hocam bunu o zaman 5 ile çarpayım. 15K. A yerine 5K yazdım. 5K yazınca burası 10K oldu. Hocam bunu da 3 ile çarpayım o zaman. 5 kere 3 15 oluyor ya. 15K olması için 3 ile çarpınca o zaman burası da 9K mı yaptı? Evet. Şimdi alanlar oranı isteniyor. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 değil midir? Bunun alanı yamuğun alanı evet. Yani 19K çarp yükseklik bölü 2 yamuğun alanı paraya kenarın alanı nedir? Alt tabanın e, ee, şey parayken taban çarpı yüksektir sadece. 15K çarpı açtır. E hocam K çarpı H'lar birbirini götürdü. Sadeleşen var mı? Yok. E, o zaman 19 bölü 2 bölü 15 kaç yapıyor? 19 bölü 30 mu yapıyor? Evet. Cevap böylelikle Cihan yaptı. 11. soruda. Geldik 12. soruya. O oranlamalar var. Alan dağıtacaksın kardeşim. Dağıt alanını. Burası A iken burası 2A verilmiş. Ebenin uzunluğu 2B iken burası da 3B verilmiş. Buraya 2B buraya da 3B yazalım. Ee, BF uzunluğu CF uzunluğu. A iken 2A. Hadi bir yerden alan dağıtalım. Hocam 2B'deki 20 ise hop tepe noktası bu olacak şekilde. 2B'deki 20 ise 10 katı 10 katı burası 30 mu yapar? Evet. Sonra 2A'dan A'ya geçiş yapacağım. 2A'daki bak tepe noktası buraya kadar gelebiliyorum bu sefer. 2A'daki 50 ise A'daki kaç yapar o zaman? Şöyle yapacak olursam 25 mi yapar? 2A'daki 50. A'daki 25. E, burası 50 25 daha kaç yaptı? 75. Diğer tarafta 75 yapar. Çünkü köşegen olduğu için. Tüm alanda kaç yapıyor o zaman? 75 bir yerde üstte öbür tarafta 75. Yani paralel alanının alanın yarısı 75 ise diğer yarısı da 75. Toplamda kaç yapar? 150 yapar. Bir sonraki soruda Evet 1 verilmiş 2 verilmiş 6 verilmiş alan AKB şuradaki x alanı nedir diye soruluyor bize. E şimdi arkadaş burada alan dağıtımı yapabiliyor musun? Yapamıyorsun. Hiçbir şekilde alan dağıtımı oranlamalar mı oranlamalar yok. Alan dağıtımı yapamadığın zaman neye dikkat et? 5 yıldıza dikkat et. 5 yıldızla alan var mı yok mu? E hocam 5 yıldız var. Nerede var? Bak 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 olaya bak. Bak, 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 bak şu. Lütfen buna dikkat edin. 5 yıldız var. Hocam buraya y dersek x artı y tüm alanın nesidir? Yarısıdır. Değil mi? E hocam şurası da aslında şöyle bakacak olursak tüm alanın yarısı. Aa tüm alanın yarısı x artı y mi? Evet burası da x artı y. O yüzden buraya da direkt y alın diyebiliriz. Tamam. E hocam şimdi burada ne yapabiliriz? Karşılıklı alanlar çarpımları birbirine eşit. Y kare eşittir X diyebiliriz. Sonrasında alan dağıtmalara devam edebiliriz. Ya da ya hocam bizim şimdi bu alan tüm alanın yarısı değil mi X artı Y? Evet. Geri kalanlar da tüm alanın yarısı değil midir? Yani şunu demek istiyorum. Bu tüm alanın yarısı ya. Şu A burası B. Geri kalanlar da tüm alanın yarısı. E, o yüzden burası da A artı B oluyor. Yani bu X artı Y alanı. paraya kenar alanının yarısı X artı Y. Aynı zamanda diğer geri kalan yarısı da 2, 1, y ve 6 değil midir? Evet 2, 1, y ve 6'nın toplamına eşittir. Yani bu da her ikisi de paraya kenar alanın yarısına eşit olduğu için bunlar birbirine eşittir. Dolayısıyla x artı y eşittir. E, 6, 7, 9 artı y yaptı. Y'ler nana yoldu. X'i de böylelikle kaç bulduk? 9 bulduk. Yani cevap 13. soruda edremit yapar. Geldik 14'e. Alan E, F, 12 vermiş. Tamam. E ve F bulundukları kenarların orta noktaları olarak verilmiş. Paraya kenarın alanı nedir diye soruluyor bize. Alan dağıtarak da ya da şu şekilde AABB B diyecek olursak burası 2A, burası da 2B oldu ya. Üçgenlerin alanları katsayılar çarpmaya doğru orantılıydı. Hatırla. Yani şu e, A çarpı B 1 katı. Yani buradaki alan A ise A çarpı 2 burası 2A olur. Hatta burası da 2A olur, değil mi? E hocam tüm alanda kasayla çarpımının 2 katıydı. 2 kere 2 4 2 katı diyebiliriz. Ya da şu böyle e, orta nokta olduğu zaman tüm alanın 4'te 1 oluyordu ya. 4 kere 2 8 A o şekilde de diyebiliriz. Çünkü tam orta noktada. O zaman bu 2 A ise tüm alanın da 8 A diyebiliriz. Hocam 2 4 5 A. O zaman buraya da 3 A kaldı diyebiliriz alan dağıtmayla. Ama bizden o istenmiyor ki. Bize şu verilmiş A'yı kaç vermiş? Kaç bulduk? Biz 12 bulduk. Paraya kenarının alan isteniyor. Paraya kenarının alanında 8 A bulmadık mı kardeşim? E bulduk. 8a isteniyor. 8 çarpı 12'den yani a'yı 12 bulduk ya. Cevap ne çıkacaktır? 96 çıkacaktır. Ama ne olur ne olmaz tüm alanların da bu şekilde bulunabildiğini ben sana göstermek istedim. Örnek 14'te. Cevap böylelikle cehan oldu. Geldik örnek 15'e. 3 eş kareden oluşan kağıdın alanı 27 birim karedir. 27'yi bölüşe hocam 3 kere 9 27 her birinin alanı 9. Her birinin alanı 9'sa eğer o zaman bu e, A kare 9. Yani şunu demek istiyoruz. 3 tane A kare eşittir 27 kare alanından bahsediyoruz. A kare eşittir 9 oldu. A'yı da 3 bulduk. Evet A'yı 3 bulduk. Şurada 3 bulduk. Şimdi ben bunu böyle kesmişim. Gelmişim bunu buraya yapıştırmışım. Bir paraya kenar elde etmişim. Oluşan paraya kenarın uzun köşegenin uzunluğu nedir diye soruluyor. Yani e, bir köşegen uzunluğu bu. Diğer köşegen uzunluğu da bu değil mi? Bu daha uzun. Bizden bu köşegen uzunluğu isteniyor. E hadi bakalım ne yapacağız burada? E hocam 90 dereceye karşılık getirelim. Şimdi bir kenarın kaç olduğunu biliyorum ben. 3. Hocam 3, 3. E, burası da 3. Üç. Üçgen burası da 3. Üç. Üçgen burası da 3. Pisagor bağıntısı yapacağım. Nerede? Burada. E, dik üçgenin bir kenarı kaç oldu? Şöyle kısa yoldan yapayım. Bir kenara 3. Diğer kenarda 3. 3, 6, 9, 12. Yani 12. E burası 3'ün 4 katı. Hocam burası da 3'ün 1 katı. Şu x uzunluğu 3'ün kare içinde. diğerlerinin kareleri toplamı değil miydi? 1 artı 16'dan cevabı 3 kök 17 diye ulaşır mıyız? Ulaşırız. Evet hatırlıyorsun değil mi kısa yolu? Bu kısa yolu kullan. kullan. 3'ün karesi ve 12'nin karesini alıp da kök dışına çıkarmayla mı uğraşıyorsun hatta? Ha, hala. Hatta diyorum. Hala. Sakın böyle bir şey yapayım. Ya. Sakın. Tamam örnek 15. Denizle. Saçını başını yolarım ha. Geldik örnek 16'ya. Örnek da. burası k iken burası 2k verilmiş. BT uzunluğu k iken Ali Bey uzunluğu 2k verilmiş. 2k iken yukarıya da 2k yaz. Aa hocam burada bir kelebek benzerliği de çıktı. Hemen oranlamayı yazabilirsin burada. Yaz. E, ee, kelebekteki oran e, yukarıdan yukarıdan 2 2'ye 1. 2a'ya a'yı bu şekilde yazabilirsin. E, ee, sonra burada kalan verilmiş. E, o zaman alan da açacağız arkadaş. A 3a iken burası da 3a. Hocam şurada da bir kelebek çıktı. Şimdi kelebekteki oran kaça kaç? 3'e 2. 3'e 2 ise yaz o zaman 3'e 2. Yi. 3 n e 2 m burası. 3 m e 2 m pardon tam tersi. 3 m e 2 m de burası. Şimdi benden ne isteniyor? Alan ABCD B, isteniyor. Tamam burada itibaren dağıtabilirim. 3 m'den 18 ise bak 3 m'deki tepe noktası şuraya bak. 3 m'deki 18 ise hocam 6 katı 6 katı burası 12 yapar. Yeterli. Yeterli yeterli yeterli. Şurası bak. ABCD B, paraya kenarının yarısı yaptı. 18, 12 daha yani şu paralel kenarının yarısı yaptı. 30 burası, diğer yarısı da 30 yapar. Tüm alanda kaç yapacaktır? 60 yapacaktır. Tabi dağıtmalarla şuradaki alanları da bulup tüm alanda aslında ulaşabiliriz, ama gerek yok paralel kenarının alan isteniyor benden. 30 burasıysa diğer tarafta 30. Tüm alanda 60 yapar. Evet, bu sayfayı da çözelim. Ya bu sayfada şey ee, ne? Eşkenar dörtgenle ilgili kısmı olacak galiba. Yeni nesillere tam geçmedik. ABCD eşkenar dörtgen verilmiş ya hemen ne yapıyorsun eşitleri yazıyorsun. Şöyle eşitleri mutlaka mutlaka yaz özellikle açı sorularında. E burada bir katlama yapılmış katlama yapıldığı için şurada çift çizgileri yazdım. Ee, bak şuradaki eşitleri gösterdim. Bak eşitleri iyi ki yazmışım şurada ne çıktı x kenar çıktı doğru. Şu eşitleri de yazalım üst üste binen açıların da eşitlerini mutlaka mutlaka gösterelim mi şöyle gösterelim. Sonra ne yapıyoruz burada? Hocam eşkenar dörtgen Tamam bu şekilde 78'i kullanalım. Hocam 78'i burada kaç kaç derece yapar? 180'e tamamlayan açısı. 102 yapar. Hatta burası da 102 yapar. E hocam bak burası da ne oldu? 102 oldu. Katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit ya ondan dolayı. E hocam burası 102 yaptıysa 40'ı buradaysa buraya 62 kaldı. E x kenar 62 de burası. 62 62 124 56 kaldı buraya. Dur Sonra şuradaki M'den dolayı yapabilirsin. 56 ile X'in toplamı 102 olacak. Oradan yapabilirsin. Bir bu. Cevap o zaman 46 çıkıyor. Ya da ne yaparsın? Hocam 56 burası. E, 78 de burası değil mi? Karşılıklı açılar birbirine eşit olduğundan dolayı. 78'den 56 çıkarsan 22 yapıyor. O zaman buradaki açılar 11 11 yapar. 102 11 daha. 120 113 değil mi? Evet 113 yapıyor. 113 67 mi yapıyor o zaman burası da? 67 yaptı. E o zaman burası da 67. 67 artı 67 artı x de eşittir 180 olacak ya. Bu ikisinin toplamı da 134 ya. O zaman ne kaldı öbür tarafa? Hocam 46 kaldı galiba değil mi? Evet x de buradan böylelikle de 46 derece geliyor. Evet şunu bir düzeltelim. Şurada bir hata olmuş arkadaşım. Cevap denizli olacaktır. Şu şekilde de 46 bulmuştuk. Nereden? Hocam şöyle bir m kuralı Bazen M kuralında da kullandırıyorlar. Haberiniz olsun. O yüzden M'yi de orada göstermek istedim. Ee, M'den de belli. X artı 56. 102'ye eşit olacak. 102'den 56 çıkınca cevap 46 yapıyor. Cevap 46 oldu. Şurada ufak bir azıcık şu, idare ediverin. Örnek 17 Denizli. Geldik örnek 18'e. ABCD eşkenar dörtgen demiş. Açılar verilmiş. Açıları hemen şöyle bir yazalım. Açı ortayla boşu boşuna vermemiştir. A, A yazalım buraya. E hocam Eşkenar dörtgende kenarlar birbirine eşit ve ne oluyordu? Açı ortaya oluyordu. 2A burası. 2A burası. 2A burası. A. 2A. A. 3A. 2 iç açı. 1 dış açı. Şu üçgende 3A eşittir. 75 olduğundan A'yı buradan 25 buluruz. BDC, D, B, D, C. B, D C. 2A isteniyor bizden. B, D, C dediği. 2A. Hocam A 25 ise 2A'da kaç yapar? 50 yapar. Cevap E'de oldu. 18'de. Geldik 19'a. E Eşkenar dörtgen açı ortay. E, köşegenler açı ortaydı. E o zaman bu köşegenin devamı aha buraya. Açı ortayın devamı köşegendir. A bunun da devamı buraya gelir. İşte bu şu şekilde. Bu şekilde oldu köşegenler dik kesir ve köşegenler birbirini ortalar. Hocam burası 96 10 6 8 13 kendi. 8 ise 8 6 ise 6 mı oldu? Evet. Şimdi bizden ne isteniyor? F B, C, e. Hocam F B C, e. İşte şunun çevresi isteniyor bizden. Buluruz veya 6, 8 burası kaç? 10. E hocam ben şurayı bulacağım şimdi. E burada e, buranın da 10 olduğunu biliyorum ben. Öklük bağıntısından bulabilirim. Şu 6'nın karesi a çarpı tamamı değil miydi? Evet. Yani 6'nın karesi eşittir. A çarpı 10'dan. E, A'yı buradan 3,6 mı buluruz? Aynen öyle. A buradan 3,6 çıktı. Sonra ne yapacağız hocam? Şu H'ı da bulmam lazım benim. E, haşı da bulurken haş kare eşittir 3,6 çarpı e, buraya da 5,4 yok e, kaç 6,4 mi yapıyor 6,4 deyip oradan da bulabilirsin. E, ama oradan da yapacağımıza şu haş deyip de hani bir dik üçgende şöyle bir şey vardı. Şurası 6 burası 8 burası 10 ya şu yüksekliği nasıl buluyorduk alandan buluyorduk. Hocam 6 çarpı 8 bölü 2 bu üçgenin alanı aynı zamanda 10 çarpı haş bölü 2 de üçgenin alanı şunlar şunlar gidiyor. E, buradan 48 bölü 10 da haş yapıyor. Haşı da buradan 4,8 mi buluruz? Evet. Şurayı da 4,8 diye yazarız. Sonra bunun çevresi isteniyor benden. 10 artı 8 artı 3,6 artı 4,8 isteniyor benden. Topladığımız zaman burası 18 yapıyor. Şurası da 8, 6 daha 14 elde var. 1, 8,4 yapıyor. E, 26,4 yapıyor galiba topladığımız zaman. Yani 19. soru böylelikle Ceyhan yapar. Geldik 20'ye. Eşkenar dörtgende köşegenler dik kesir. Köşegen verimse diğer köşegende lütfen sen çiz. Köşegenleri dik kesen dörtgenlerde biz bu hamleleri yapıyoruz. Çizdik diğer diki. Köşegenler dik kesir. Köşegenler birbirini ortalar. 12'yi gibi iki eş parçaya bölecek. Hayır. Tamamı 14. 14 iki eş parçaya bölecek. 7'ye 7. Yani buraya 5 kaldı. Eşkenar dörtgenin çevresi isteniyor bizden. E o zaman eşkenar dörtgenin bir kenarını bulacağız biz böyle. Şu x'i bulursak olay bitiyor sanki. E hocam şurada bir dikten dik çizilmiş öklit bağıntısı var. H kare pk'dan bura h'ı bulup pisagor bağıntısından ikisi bulabiliriz ama direkt x'e ait öklit bağıntısı yapsak ya daha güzel olmaz mı? x'in karesi 7 çarpı tamamı 12 değil midir? Evet. Yani bu da e, 3 çarpı 4'tür karekökün kükün alınca x eşittir 7 çarpı 3 çarpı 4'ün kare kükü olacak ya sadece 4 dışarı çıkıyor. x buradan 2 kök 21 yapıyor. Çevresi isteniyor. Çevrede 2 kök 21'den kaç tane var? 4 tane var. O zaman cevap da 8 kök 21 yapar mı? Yapar. Evet eşkenar dörtgen çevresinde bu şekilde bulduk. Örnek 20 açıya oldu Geldik örnek 21'e. AB 4. AB, AB, AB. AB uzunluğu 4K iken DE uzunluğu 3K verilmiş. Hmm. Eşkenar dörtgen ya bu. Burası 4K iken burası da 4K verilmiş. Hocam 3, 4, 5 üçgeni sakın. Ee, 3, 4, 5. Hipotenüs de 4 olsaydı 3, 4, 5 yazabilirdik. Hipotenüsü burada 4. Hipotenüsü 5 olsaydı yapabilirdik bunu değil mi? Ee, ABC'de ABCD eşkenar dörtgenin alanını bulunuz diye söylüyor bize. E, ne yapacağız? E, Pisagor bağıntısı yapacağız. E, Pisagor bağıntısı yapacağız. Yap kardeşim Pisagor bağıntısını. 16K kare 4K'nın ka karesi Pisagor bağıntısı. Şuradaki dik üçgende. Hocam 3K'nın karesi 9K kare artı 7'nin karesine eşit olacaktır. Buradan 7 k kare eşittir 49 mu oldu? Evet. Bak. 16 k kareden 9 k kare çıkınca 7 k kare yaptı. 7 k kare 49 yaptı. k kare buradan 7 yapar. k'yı da buradan kök 7 buluruz. k buradan kök 7 ise burası 3 kök 7. Burası 4 kök 7. eşkenar dörtgenin alanı taban belli yükseklik belli alan da o zaman 4 kök 7 çarpı 3 kök 7'ye eşittir. 4 kere 3 12 çarpı kök 7 ile kök 7'in çarpı 7. Bu x'in çarpımı da 12 ile 7'nin çarpımı da 84 yapar. Örnek 21'i e diremit buluruz. Geldik örnek 22'ye. 2 ec 8 verilmişse ec'yi 4 vermiş. be uzunluğunu 8 vermiş. Direkt ab ile ef birbirine eşit verilmiş. ab ile ef. ef. ef ile ab. Hmm, ab bu bir eşkenar dörtgense burası 12 iken burası 12 değil mi? Evet. E, ab ile ef eşit verilmişti. Burası 12. Tamam. Sonra ne yapacağız? E hocam sonrasında yap bir şeyler. Eşkenar dörtgenin nesi isteniyor bizden? Alanı isteniyor. Buluruz ya. Bir şeyler buluruz artık. Bundan sonrası kolay. Burası 12, 8. Ya burada ee, şu 30 derece mantığını falan filan kullanmam lazım benim. Bak arkadaş. Arkadaş şuradan şöyle. 30'un mantığını hocam şöyle kullansak buradan dik çizsem olmuyor. Nereden dik çizeyim? O zaman şuradan dik çizeyim. A 30 90 60 30 60 90 üçgeninde 90'ın karşı 12 30'u karşı kaç çıkar? 6 mı çıkar? Evet. Şimdi benden ne isteniyor? Eşkenar dörtgenin alanı isteniyor. Eşkenar dörtgenin alanı için ben bu üçgenin alanı bulurum. E sonrasında dağıtma falan yapabilirim ama acaba eşkenar dörtgenin yüksekliğini bulabilir miyim diye düşün. Bulurum. Hop. Eşkenar dörtgenin yüksekliği de şu değil midir aynı zamanda? Evet. Şu aşı bulursak olay bitti. E hocam zaten burası bana 4 verilmişti. E burada bir temel orantı benzerliği var. 8 bölü 12. 6 bölü h eşit değil mi? Evet 8 bölü 12 eşittir 6 bölü h'e eşit. 4'e böl 2 3. 2'deki 6 ise 3 katı 3 katı h'ı da buradan 9 mu bulduk? Aynen öyle. E hocam tabanımız kaç? Taban 12 iken yükseklik 9 oldu. Eşkenar dörtgenin alanı da o zaman 12 çarpı 9. Taban çarpı tabana ait yüksekliktir. Yani 9 ile 12'yi çarpınca kaç çıkıyor? 108 çıkıyor. Cevap böylelikle 108. Yani 22. soru E Edremit çıktı. Evet yorulduk sanki ve bitmiş zaten. Evet yeni sorulara geçiş yapacağız artık. Paralel kenar ve eşkenar dörtgeni böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. Yani 10. günün ilk videosunu bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders 10. gün ikinci videoda eşkenar dörtgen. Paralel kenar eşkenar dörtgenin klasik sorularını hallettik. Yeni sorularında görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.